Sevgili dostlar merhaba, ben Tufan Artok. Bu yayınımızdaki hisseler Ereğli, Fade ve Sanica. Her birine dolar bazlı grafiklerde bakacağız. Ereğli ile başlıyoruz. Haftalık grafikte 1.27 dolar, 1.35 dolar destek kanalını aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. Daha önce 1.18 dolardan destek alabilmiş. Fakat bu sefer yine destek alabilecek mi? Tabii 1.18 dolardan tepki alsa bile 1.27-1.35 bölgesini aşıp üzerinde kalıcılık sağlayamadığı sürece 1.09-1.05 dolar seviyeleri varlığını hissettirmeye devam eder. Mesela bu aralar hissettiriyor, malum haber akışlarından kaynaklı. Bir de Merkez Bankamızın faiz artışına gitme ihtimali de göz ardı edilmemeli, o da masada. Böyle bir durumda düşüşler derinleşebilir tabii. Zaten gündemde İran-İsrail gerginliği var. Alım seviyesi bekleyenler var ise 1.18 dolar birinci kademeli alım seviyesi, ardından 1.09-1.05 dolar bölgesi ikinci alım bölgesidir. Hissenin özet durumu şu şekilde: Wavetrend satta, DMI satta, Supertrend satta sevgili dostlar. Alım için belirttiğim kademelere dikkat edilmeli. Evet, geçiyoruz Fade'ye. Haftalık grafikte bakıyoruz. Bollinger orta bandını kaybettiğini, fakat ekranda görüyorsunuz turuncu renkli yükselen trend çizgisinde de tutunabildiğini görüyoruz. Trend çizgisini kaybederse 0.45 dolar ilk destek hattı. Aynı zamanda da Bollinger alt bandının olduğu seviye. İyi bir alım fırsatı sunmuş olur. Oranın da kaybı halinde 0.38-0.36 dolar bandı görülür. Muazzam bir alım fırsatı olur. Yani derler yani kelepir diye, resmen kelepir fiyattır bu fiyat aralığı. Sevgili dostlar, burada turuncu renkle belirttiğim yükselen trend çizgisi kaybedildiği takdirde alım için iki kademe karşımıza çıkıyor bakın. 0.45 dolar, 0.38-0.36 dolar bölgesi. Buralar değerlendirmek için çok iyi seviyeler. Hissenin mevcut durumu için şunu da söyleyebilirim. 0.57 dolar ile yükselen turuncu renkli trend çizgisi arasında sıkışmış durumda bakın. 0.57'yi kırması halinde 0.69, 0.70 dolar gibi seviyelere agresif bir yükseliş yapabilir. Böyle bir ortamda zayıf bir ihtimal gibi duruyor ama borsa bu. Belli olmaz diyelim. Zayıf da olsa. Şimdi Wave Trend satta sevgili dostlar. DMI pozitif. GGI nötr. Yani burada boğalar az da olsa üstün. Ama risk var. Haber akışlarından kaynaklı bu risk var. Bu unutulmamalı. Ve bahsettiğim kademeler görülürse, bakın görülürse değerlendirilebilir. Muazzam alım fırsatı vermiş olur. Evet. Sanika'ya geçelim. Günlük grafikte bakıyoruz. 1.02-0.94 dolar bölgesi sağlam zemin gibi duruyor sevgili dostlar. Baktığımızda sağlam zemin. Oraya her sarktığında alıcılar devreye girmiş. 1.16 doların üzerinde kalıcılık sağlanamadığı sürece bu iki hat arasında zikzaklar olur. Yani testerevari hareketler olur. 1.16 doların üzerindeki kalıcılık hisseyi 1.29-1.46 dolar aralığına kadar götürür. Ama o bölge çetin bölge. Aşılması kolay olmaz. Sevgili dostlar, 1.02-0.94
0,94 dolar bölgesini kaybetmezse, bakın 1,02 0,94 bölgesini kaybetmezse, 1,29-1,46 dolar bölgesini aşabildiği takdirde hedefi 1,55-1,64 dolar aralığı olur. O sarı kutu hedef olur. Hissemiz Wavetrend'de pozitif, DMI'da negatif, CGI'da nötr. Mevcut görüntüsü 1,02-0,94 dolar bölgesinin alım bölgesi olduğunu söylüyor. En azından orası sağlam zemin gibi duruyor. Çünkü her uğradığında alıcılar devreye girmiş. Sevgili dostlar, yayın bu kadardı. Umarım size ışık tutan bir yayın olmuştur. Olabildiğince sade, kısa anlatmaya çalıştım. Genç kanalımızın büyüyebilmesi için tabii bana da itici güç olması için yayınları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın.